Kazada 13 kişi yaralandı. Tanınmış iş adamlarımızdan Feyyaz Paker'in önceki gün kaçırılan kızı Gülşah'tan hala bir haber alınamadı. Nerede buldun bu elbiseyi? Sana ne? Nerede gördün onu? Söylemezsen öldürürüm seni! Kendisi değişmek istedi. Bunu kız kardeşime götüreceğim. Beni onu gördüğün yere götür, çabuk! Sen kaval çalarsın, ben de şarkı söylerim. Canım kaval çalmak istemiyor. Bahçelerden çiçek çalarız. Babam geçen de bir gül 100 lira olmuş diyordu. Canım çiçek çalmak istemiyor. Bir olta uydurup balık tutarız. Balık öyle pahalıymış ki. Canım balık istemiyor. Peki ne istiyor senin canın? Nazlı'yı istiyor. Teyzeciğim! Gülşah! Canım! 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 Kimse beni sevmiyor! Ben seviyorum! Annem baban deli oldular! Hiç kimse beni istemiyor! İstemez olurlar mı? Deli misin? Kim bu? Sen ne arıyorsun buralarda? Mutluluğu arıyorum teyzeciğim! Bulabildin mi bari? Bulmam lazım, sonra nasıl yaşarım? Köyümüze dönelim Kadife kardeş! İbişko! Oya teyzem, beni seven tek insan odur! Kadife ile ben sevmiyor muyuz? Bu İbişko, bu da arkadaşımız Kadife! İyi ama kim kaçırdı seni? Kimse kaçırmadı, kendim kaçtım! İbo ile beraber kaçtı! Tahmin etmiştim! Hemen eve gidelim! Annem babam perişan haldeler! Gitmem! Ne kadar üzüldüler, acı çektiler bilemezsin! Gitmem! Peki bana gidelim! İbo'yu da alırsak giderim! Sen git! Ben Kadife'den ayrılamam! Sonunda apartmandan attıracaksınız beni! Biz ayrılmayız birbirimizden! Bir şartım var! Beni de aranıza alacaksınız! Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere. 10 yaşında yar sevdim de ondan düştüm dillere. Çıt 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 çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da benim nazlım bir tane. Herkesin sorununu birden çözecek bir formül bulmamız lazım arkadaşlar. İbo'nun derdi Nazlı! Başlığı veremezsen Bakkal Rüstem'e verecekler! Eniştem Gülşah'ı bulana 100 bin lira verecek! Vermedi! Ötekilerle karıştırmışlardır, ne yapsınlar? Yüzlerce kişi toplanmış! Asıl önemli sorun Gülşah'ın eve dönmesi! Yalvarsınlar döneyim! Bu durumdan yararlanıp bütün isteklerimizi kabul ettirmeliyiz! Galiba buldum! Gazeteden yararlanacağız! İkinizle de röportaj yapacağım! Burada olduğumu duyarlarsa beni alırlar! O kadar kolay değil! Sen o partal elbiseleri giy! Fotoğrafını çekeceğim! Sen de bütün başından geçenleri anlat! Gülşah'ı nasıl kaçırdın, Nazlı'yı nasıl kaçırdın? Övünmek gibi olmasın canım! Gülşah'a ne diyordun sen? Güllüşah! Dizinin ismi de hazır! İbo ile Güllüşah! Yaşıyor Feyyaz! Oya'nın gazetesi Gülşah'ı bulmuş! Oya'nın marifeti bu! Ha? Sana söylemiştim çocuğu o kaçırmıştır diye! Saçmalama Feyyaz! Oya böyle şey yapmaz! Niyeti bizi rezil etmek! Alo? Ben de durumu gazeteden öğrendim ablacığım! Bizim Aydın bulmuş izlerini! Konuşmuş, sonra kaçırmış elinden! Gene kaçmışlar! Anlamadım, ne demek kaçmışlar? Kimle berabermiş? Kim kaçırmış Gülşah'ı söylesene! Saf bir köylü delikanlısı varmış yanında! Bunları yazmayacaksınız herhalde! Enişten bizim gazeteyi ilan vermemekle tehdit ederse belki yayınlamazlar! Ne demek bu Oya? Ne oluyor anlatsana! Meraklanmayın enişteciğim! Gülşah'ın saati çok iyiymiş! Şartlarını kabul ederseniz sanırım birkaç güne kadar eve döner! Ne şartı? Ne demek şart? Ben de bilmiyorum enişteciğim! Yarın gazetede okursunuz. İyi günler!
Ne diyor? Şu rehberi getir bana. Gülşah'ı o saklıyor, bana şantaj yapacak. Polise telefon edip evine baskın yapacak. Ne ya, çıldırdın mı? Ne aileye düşmüşüm ya Rabbi. Gülşah nerede? Polisliğe merak sardığınızı bilmiyordum enişteciğim. Nasıl? Hasta filan değil ya. Merak etme, çok mutluymuş. Mutlu ha? Onu nereye sakladın söyle? Cebimdeydi ama. Küstahlığa gerek yok o ya. Siz polisle benim evimi basıyorsunuz, küstahlık olmuyor da. Rica ederim, yatak odama giremezsiniz. Arka odada kimse yok. Burada da yoklar. Özür dileriz. Nereye sakladın? Dava edeceğim hepinizi. Feyyaz, ileri gidiyorsun. O ya da nihayet Gülşah'ın teyzesi. O da bizim kadar üzülüyordur. Gazeteyi de dava edeceğim. Kusura bakma Oya'cığım. Gülşah sağ ya, iyi ya. Üzülecek bir şey yok. İnan elimden geleni yapacağım. Uçmadı ya bunlar. Şuna bak, bir de şart bildiriyorlar. Okusana, çatlayacağım. Bir, Alman dadı Hilda'nın işine son verilecek. Artık dadı istemiyormuş. İki, Gülşah annesinden annelik görevlerini tam olarak yapmasını istiyor. İlgi, anne sevgisi ve şefkat bekliyor. Hayatımı ona adadım ben, onu hayatımdan çok sevdiğimi nasıl anlamaz? Bitmedi. Üç, İsviçre'de okumak istemiyor. Türkiye'de kendi öz dilini konuşan çocuklarla okumak istiyormuş. Biz onu yetiştirmek için gece gündüz uğraşalım. Belki de haklı çocuk. Onu İsviçre'de okutmak için yılda 200.000 lira harcıyorum, biliyor musun? Dört, sokağa çıkabilmek, sokaktaki çocuklarla oynamak istiyor. Bu çocuk kime çekti bilmiyorum. Oya'yı kastediyorsan, Oya hiç sokakta oynamazdı. Beş, piyano dersi, bale dersi almak istemiyor. Ben de sevmezdim çocukken. Gülşah'ı bulana vaat edilen 100.000 liranın arkadaşı İbo'ya verilmesini istiyor. Bir de İbo çıktı başımıza. İbo bu parayla başlık parası verip sevdiği kızla evlenecekmiş. 7. Bu şartlar yerine getirilirse Gülşah eve dönecek. Uslu, iyi, çalışkan bir çocuk olacaktır. Aksi halde Gülşah eve dönmeyecektir. Gazeteye telefon edip kabul ettiğimizi hemen bildirelim. Bacak kadar çocuğa teslim mi olacağız? Senin yüzünden, iş toplantıları, kokteyller, spor merakın, bridge partileri, ben de sana uydum. Uymasaydın, oturup çocuğuna ananı getseydin. Parayı görünce şımardın. Kabalık etme, sokaktan gelmedim, sefir kızıyım ben. Bütün suç gene bizim oldu. Alo, Dünya Gazetesi mi? Ben Gülşah'ın annesiyim.